Selamünaleyküm dostlar, video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte hazır sistemler hakkında konuşacağım arkadaşlar. Yaklaşık olarak 6-7 aydır hazır sistemler hakkında video yapıyorum arkadaşlar ve baktığımız zaman son 4 videoda yaklaşık olarak bilgisayar fiyatları aşağı inecek diye kapak fotoğrafım var. Ve bunların ilk videosunu bilgisayar fiyatları aşağı düşüyor ismini şöyle göstereyim. Mesela kapakta oldu. Yaklaşık ayın 23'ünde paylaşmışım. Mayıs'ın 23'ünde arkadaşlar. Yani bilgisayar fiyatlarının aşağı ineceğini analiz etmişim. Ayrıca sonunda... benden sonra donanım arşivi yaklaşık şöyle videolarına gireyim. 6 gün önce bilgisayar fiyatları aşağı iniyor diye bir video paylaştı. Genel olarak firmalara sormuş. Firmalarda biz şu anda bilgisayar satamıyoruz. O yüzden fiyatlar yavaş yavaş aşağı inecek diyor. Ve baktığımız zaman şu an internet sitelerinde 4060'lı sistemler bile 18-19 bin liralık fiyatlara kadar indi. Bu da bizim için gayet büyük bir avantaj. Ayrıca video açıklamalarında arkadaşlar genel olarak şöyle yazmışım. Videodaki herhangi bir bilgisayardan üzülmezsiniz sanki kendi parammışçasına araştırdım bu sistemi size sunuyorum yanlış mı arkadaşlar? Yani ben kendim almayacağım herhangi bir ürünü kimseye önermiyorum. Ki Discord adresimizde bizimle birlikte 400 kişilik sağlam bir kadro da oluştu. Yaklaşık 5-6 aydır açık olan bu kadro da arkadaşlar. İnsanlar sığ soğutma montajında, kulitif montajında, bilgisayara herhangi bir oyun yüklemesinde veya driver kurulumunda herkes birbirine yardım eden sağlam bir ekibimiz de var arkadaşlar arkamızda. Yaklaşık normalde bakın şöyle göstereyim kanal kanalına bildiğim şöyle hemen. Bakın normalde burada katıl üyeliği var. Katıl üyeliği diyor ki mesela birebir sistem toplama 30 TL aylık diyor. Biz yaklaşık olarak şu anda Discord adresimizde kimseden para almadan ya bir iki arkadaş belki IBAN'dan hayrına bir 20 30 lira atmıştır o konuda eyvallah ona teşekkür ediyorum. Onun haricinde hani kimseden şöyle göstereyim bakın. Şurada closet 112 diyor. 112 kişiye yaklaşık olarak hani benim bunların arasında sildiklerim de var. Yaklaşık 200'e yuvarlayabilirsiniz. 200 kişiye birebir sistem topladık arkadaşlar. Ayrıca bizi tercih edip bilgisayar alan çok arkadaşımız da oldu. Onlara da tekrardan hayırlı olsun diyorum. Yani işin aslı çok fazla uzatmadan da şöyle diyeceğim. Genel olarak ben insanlara kendime almayacağım bir şey önermiyorum. Şu anlıkta baktığım zaman 2-3 ay içerisinde bilgisayar fiyatları yine aşağı doğru inecek arkadaşlar. Şu anlık hani bilgisayar almadı aceleniz yoksa bence biraz daha dayanın arkadaşlar. Neden bilgisayar fiyatları peki aşağı inecek? Şimdi baktığımız zaman Mart'ta dolar 32 liraymış ve şu anda da hala 32 lira yani yaklaşık 3-4 ay içerisinde dolar kuru sabit. Bu da demek olur ki bilgisayar fiyatlarına zam gelmeyecek. Çünkü biliyorsunuz ki artık hani parçalarda dolar endeksi diyebiliyoruz. Dolar sabitse bilgisayar fiyatları da sabit kalır. Ayrıca firmalar arası rekabetten kaynaklı örnek veriyorum bir firma A firması olsun. 4060'lı bir sistemi 20.000 liraya koyuyorsa B firması o malı 21.000 liradan koyamaz ki ürün satılsın. Mecbur olarak 19.500 liraya çeker. E bu sefer C firması da 19.500 e çekmiş deyip 19'a çeker. Yani siz bilgisayar almadıkça şu anda firmalar biraz daha sürünecek ve Fiyatlar aşağı doğru inecek arkadaşlar. İşin özü aslı bu. Ayrıca genel olarak şu an mesela RTX 2060'la 1080p'de oynayamayacağınız hiçbir oyun yok arkadaşlar ve Böyle bir kart şu anda 8000 lira bandına satılıyor. Bunlardan hani sıfırları ikinci elde 5000 lira bandına bulursunuz. Hatta 2060'ları boş verin. Yani nasıl söyleyeyim 1660'lar bile şu anda her oyunu 1080p'de oynatabilecek güçler arkadaşlar. 1080 Ti'ler olsun 1080'ler olsun çıkışının 11. yılında hala insana çatır çatır her oyunda 60 FPS'de oynuyor. 1080 Ti 2060'dan güçlü. RTX 3050'den güçlü. Saf performans olarak cidden üst düzey bir kart baktığımız zaman. Ve hani insanlar elindeki kart bu kadar güçlüyken gidip yeni kart almaz arkadaşlar. Siz 2060'da bir oyunda 70-100 FPS alıyorsanız Rust oynayın örnek veriyorum. Rust'ta 100 FPS alıyorsanız niye 4070'e geçip 120-130 FPS oynuyorsunuz ki? Ha burada 2K'da oynayacağım diyorsanız eyvallah o konuda yapacak bir şey yok. Valorant'a 2060'lı bir sistemle girersiniz. Ryzen 5 5600'ünü takarsanız 400-500 FPS alırsınız. Siz böyle 400-500 FPS alırken niye sistemi upgrade edip örnek veriyorum 500 FPS'den 600 FPS'e geçme ihtiyacı duyuyorsunuz ki diye bir mantıkla baktığımızda yani yeni kartlar şu anda satılmıyor çünkü eski kartlar çok güçlü arkadaşlar. Zaten DRSS olsun, FSR olsun, yazılım destekleri olsun kartları her zaman geliştiriyorlar. Yani 2060 değil, RX 6600'a bakarsınız mesela. AM tarafında istiyorum diyen arkadaşlar da mesela 1080p'de her türlü oyunu oynatır. E, durum buyken insanlar yeni ekran kartı tercih etmek istemez, yeni sistem almak istemez. Çünkü en ucuzda bir bilgisayar almaya kalktınız şu anda 25.000 lira altı bilgisayarlar arkadaşlar. Hani ömürlük değil uzun ömürlük değil gidip hani siz işlemci dandik aldıktan sonra o bilgisayarın benim gözümde çok bir hayrı yok gidip Ryzen 5 5500 taktıktan sonra sistemdeki 4060Ti'nin bir vasfı olmayacaktır. Yani yine oynatır ama almışken de insan bir maksimum verimi alsın istiyor çünkü ortaya bir asker yani bir aylık bir emeğini koymuş oluyor. Yani işin özü aslında bu arkadaşlar bana kalırsa şu anda bir bilgisayar alacaksanız az bir bekleyin bu kadar sabrettiğiniz bir ay daha iki ay daha takılın. 20 bin liraya değil 15 bin liraya alırsınız. 15 bin liradaki o eksi 5 bin liralık farkla da sistemi özelleştirirsiniz ve içerisi daha sağlam olur. Gider 1500 2000 bin liraya sıvı sokmanızı takarsınız, ilave reminizi takarsınız, emik artırırsınız. Yani durum bu. Bana kalırsa şu anda hani sponsorluğu olduğu için gidip A firmasını B firmasını öven youtuberları izlemektense bir ay daha bekleyin arkadaşlar. Bizim gibi gariban youtuberları izleyin. Yani şu aralarda gidip şu sistem çok iyi, bu sistem çok güzel, şu fiyat performans, bu fiyat performans diyen arkadaşların da yani genel olarak izleme oranında video yaptığında anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Genel olarak şu video, bu videoda hazır sistem olmadı. Tabi tabii mesela anlık örnek veriyorum PC hocası Goat V4 gibi bir sistem olur. 15 bin 20 bin lira fiyat performans olur. Onu atarız eyvallah ama şu anlık hani biraz daha videolar yavaş gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ama onun haricinde Discord'a gelerekten aklınıza kazanan herhangi bir soru olursa yine sizlere destek vermeye devam edeceğim. Haydi, bay bay.